Evet. Ve şu anda lansman yavaş yavaş başladı. Şu anda abi Go diye okuyacağım. Xiaomi'den bizlere detaylardan bahsedecek. İlk olarak şöyle söyleyeyim. Bir kendilerinden bahsedecekler. Şu anda Xiaomi dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisiymiş ve bize farklı rakamları da sunuyorlar. Ben şöyle önümdeki şeyi de büyüteyim, hatta eşlemeye çalışayım bir. Ben biraz bekleyeyim, hemen eşleyeceğim ve eşledim. Tamam. Eşlemeyi gerçekleştirdim. Sesi de biraz açayım. Redmi Note 9 serisi 37 milyondan fazla satılmış. Redmi Note serisi 200 milyondan fazla tüm dünya genelinde satılmış. Bunlar gerçekten deli rakamlar. Vay be. Siz kullanıyor musunuz? Onda bir şey yapabiliriz. Yani hangi telefonu kullanıyoruz? Ben çevireceğim ama şöyle, yani diyor ki biz böyle dünyanın en büyük üçüncüsüyüz diyor. Çok heyecanlıyız diyor. İnsanlarla anılarını paylaşıyoruz diyor. Böyle konuşuyor. Önemli cümleleri ben size çevireceğim. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda farklı farklı fotoğraflar geliyor burada. Mesela bu Redmi Note 5 ile çekilmiş. Vay be. Kontrasttan bahsediyor. Kameranın neler yapabildiğinden bahsediyor. Redmi Note 7 ile çekilmiş. Mesela. Vay be. Şöyle, ya burada vay be diyoruz ama renkler falan güzel. Bir de Redmi Note 5 dediğin telefon çok eski bir telefon. 64 megapiksellik kameradan bahsediyor şu anda. Ve favorilerim bunlar diyor. Ve şu anda yeni girişler gerçekleştirebilirsiniz diyor. Shot Me by Mi 2021. Heyecanla okuyorum. Shot by Mi 2021. Oraya çektiğiniz fotoğrafları koyabilirsiniz. Belki de seneye sizin fotoğraflarınız lansmanda gösterilir. Kim bilir. Evet. Şaka yapıyorsun. Bu Redmi Note 7 miydi ya? Böyle bir şey yaptılar bu arada. Telefonu uzay mekiğiyle uzaya gönderdiler. Ardından da fotoğraf çektiler. Vay be. Düzeldi diyen var. Var. Moderatörümüz var. Zafer var. Sevde var. Ses düzeldi diyen var. Valla ekip şu an bayağı çalışıyor. Bu ekranların arkasında herkes var. Evet, Xiaomi'nin logosunu bir kere daha gördük. Redmi Note serisinin farklı yerlerde zorluklara ne derler ona, göğüs gerebildiğinden bahsediyor. İsterseniz bir suyun altına girin, isterseniz uzaya çıkın diyor. Ve geldi. Çok hızlı geldi. Redmi Note 10 büyük ihtimalle bu arkadaşlar. Yanda bir parmak izi, ortada bir delik çentik ve 3 farklı renk görüyoruz. Redmi Note 10 Pro'ymuş bu. Redmi Note serisinin kamerasından bahsediyor şu anda ve büyük ihtimalle Redmi Note serisinin ilk kameralarına bakarak başlayacağız. Redmi Note 7'de amiral gemisi düzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanıyorduk. Redmi Note 8 Pro'da bunu 64 megapiksele çıkardık diyor ve 2021 yılında bu ne olacak diyor. 64'ten sonra neyle karşılaşacağız? 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla karşılaşacağız. Ve şu anda kameranın özelliklerinden bahsederken çözünürlüğün en iyilerden bir tanesi olduğundan bahsediyor şu anda. Vay be. Orta seviyede kamera konusunda çok iddialı olduklarından bahsediyorlar ve 108 milyon piksel olduğunu söylüyor. Şu an kamerada. Evet. Şu anda ışıktan başlıyor ve Samsung A71'in ışığıyla kendi ışıklarını karşılaştırıyorlar. Şu anda Redmi Note 10 Pro ile çekilmiş bir fotoğrafı görebiliyoruz ve farklı farklı renkler ve yakınlaştırdıkça bozulmayan detaylarla karşılaşıyoruz şu anda. Ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşıp keskinlikten veya farklı detaylardan feragat etmiyorsunuz.
Bu gayet güzel. Side by side to a competitor's 64 megapixel shot. 64 megapiksel ve 108 megapiksel çekilmiş farkları görebiliyorsunuz. Evet, A71 ile 108 megapiksel çözünürlüğün arasındaki fark. Yalnız gerçekten arada fark var. Şu anda orta seviyedeki kameralardan bahsediyoruz. Arkadaşlar bizi 500 kişi izliyor şu anda. Benim bir ricam var. Kamerayı gördük 108 megapiksel çözünürlüğünde ve istediğim sizden bir şey var. Lütfen herkes bu canlıyı beğensin. Yeşil Robot'a da abone olsun. Yeşil Robot da gerçekten bu telefonların kutu açılışlarını gerçekleştireceğiz, inceleyeceğiz, karşılaştıracak. Bizi çok şey bekliyor. Şu anda piksellerin birleşimiyle daha büyük piksellerin oluşması ve daha kaliteli, daha fazla ışığın alınabildiği bir teknolojiden bahsediliyor ve bu teknoloji Samsung'un üst düzey amiral gemisi telefonlarında ve farklı telefonlarda kullanılıyor. Xiaomi burada kullanacağımızı bahsediyor ve yeni teknoloji sayesinde %96'lık daha hızlı bir yakalama teknolojisi olduğundan bahsediyor. Yani basıyorsun çekiyor gibi bir şey. Redmi Note 10 Pro is ready to challenge the boundaries of the night. Şu anda gece fotoğraflarına doğru geliyoruz. 2.1 micron super pixels and improve capture speed with advanced photography techniques. Ayarlayayım, kendi ekranımda sizi ayarlayabilirim. Yok, aynı. Gece modu 2.0 ile karşı karşıyayız. Burada şu demek, yani siz gece fotoğraflar çekerken bırakın kendisi açıklasın daha doğrusu. Kendisi de söyledi, otomatik olarak çektiğiniz tüm fotoğraflar tek bir fotoğraf haline getiriliyor. Bu fotoğraflar RAW halinde çekilip tek bir kare haline getiriliyor ve çekilmiş fotoğraf şu anda bizlerin karşısında. And the color on her face and her hands and even her skin tone. Ellerindeki ve yüzündeki renklere bakın diyor. It's truly an exceptional photo that successfully challenges the boundaries. Doğru çekilmiş, doğru renklerle çekilmiş harika bir fotoğraf diyor ve Samsung A71 ile yine bir karşılaştırma var. Burada bakın, şöyle A71'deki kadının bir göğsüne bakın. Hemen bir beni kenara çekebilir misin? Şu anda göremiyorlar o fotoğrafı. Bir de bakın, neyse gitti. Gösteremedik arkadaşlar. Yüksek ISO'nun şu anda neler yapabileceğinden ve neler yapamayacağından, düşük ISO'nun neler yapılacağından farklardan bahsediliyor. Şu anda bahsettiğimiz detayların bizim için ne önemi var dedi. Lansmanda zaten iyi fotoğrafları koyacaklar diyorlar. Where the scene is both very bright and very dark. Both of these photos make it look easy and natural, which is really fotoğraflardan bahsediyor şu anda. Next up, challenge the boundaries of your creativity with. Tamam, kameraları anlattık ama sıradaki durağımız da yaratıcılık olacak diyor. Redmi Note 10 serisinde bu modları göreceğiz. Bu modlarla beraber lens açık kalabiliyor ve böyle uzun pozlu fotoğraflar çekebiliyoruz. Bunu yazılımla gerçekleştiriyor. Mesela şurada Neon Trails var. Bu Neon Trails'e baktığınız zaman arabaların ışıklarının kaldığını görebiliyorsunuz ama arabalar ortada yok. Ya da elinde renkli bir ışık olan birisinin burada ışıkla boyama yapabildiğini görebiliyorsunuz. Ve bunu büyük ihtimalle 3500-4000 lira satın aldığınız bir telefonla yapabileceksiniz. Tabii bu kadar kaliteli yapabilecek miyiz orasını bilemiyorum. Evet. Moving Crowd diye bir mod var şu anda. Sizin arkanızdaki detayların böyle bulanık olmasını sağlarken ön tarafın yani önünüzdeki nesnelerin daha kolay bir şekilde odaklanabilir olduğunu söyledi. Star Trails'i gösterdi. Photoclones. Canlı yayına başlamadan önce bunu söylemiştim sizlere. Videoyu kaç kişi, canlı yayını kaç kişi beğendi merak ettim. 356 kişi beğenmiş. Çok teşekkür ederim. Tam 250 kişi çağrımızdan sonra beğenmiş. Bakın, bir tripod alıyorsunuz, kameranın karşısına geçiyorsunuz ve böyle kendinizi 4-5 farklı şekilde çekebiliyorsunuz. Redmi Note 10 Pro'nun kamera teknolojisine bakarsak 108 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera görüyoruz. 5 megapiksel çözünürlüğünde bir tele makro kamera ve ultra wide angle kamera, yani geniş açılı bir kamera görebiliyoruz. Şu anda makro kameradan bahsediyor. Ve makro kameranın örneklerini gösteriyor. Yakınlaştığınız takdirde çok
sumut yani yumuşak ve detayları bozulmamış fotoğraflar görebileceğinizden bahsediyordu. Bakın. Bu normal bir fotoğraf. Biraz önce yakınlaşmıştık. Burada abla çok mutlu. Telefonu kendi tasarlamış da bir yıl boyunca çalışmış gibi mutlu şu anda anlatırken. Ve diyor ki bunları yapabilmemize rağmen renklerden herhangi bir şekilde feragat etmiyorsunuz diyor. Genelde uygun fiyatlı akıllı telefonların sıkıntısı bu. Makro kamera renkleri bozabiliyor ama buradaki sorun ortadan kaldırılmış gibi duruyor. Bu da 108 megapiksel çözünürlüğüne çekilmiş fotoğrafın içerisindeki gizli kahramanlardan bahsedeceğim dedi. 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerayla fotoğraf çektiğiniz zaman Apple Tennis dedi bu arada. Şeyin tenisin ucunda elma var bak. Tamam. Şimdi geniş açılı kameraya geçelim diyor. Onlar da elma tenisi oynuyor ve şu anda birçok detayı görebiliyoruz diyor. Bir kamerayla neler yapılabilir? Yani bir akıllı telefonun kamerasıyla makro kamera çekebilirsiniz. Ana kamerayla fotoğraf çekebilirsiniz. Portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirsiniz. Geniş açılı kameralı bir fotoğraf çekebilirsiniz. 566 kişi izliyor. Çok teşekkür ederim herkese. Telefonumuzla her anı çekebilirsiniz diyor. Tabii ki diyor bizim telefonumuz çok iyi fotoğraflar da çekebiliyor diye ve şu an Redmi Note 10 Pro'nun nasıl videolar çekebildiğini göreceğiz. Video kullan özelliğiymiş. Bu kanalda o özelliği deneyeceğim. Kafaya taktım. Shoot Study, kareleri durdurma modu, iki farklı video modu. Yalnız telefon çok iyi geliyor. Redmi Note 10 Pro çok iyi geliyor. İşte geliyor. Oyun oynanır mı sizce bu telefonda? Tabii ki oynanır. Şimdi benim sevdiğim özellikleri bir yakından bakalım dedi. Sosyal medya içeriklerini çok iyi bir şekilde üretebilirsiniz diyor. Kamera aynı anda çekim yapabiliyor. Yani önle arka çok rahat bir şekilde çekim yapabiliyor. Ya da farklı kameraları kullanabiliyorsunuz diyor. Ve şimdi yazılım, bakın video klon özelliğinden. Orada aynı yok bu arada. Kendisi var orada. Klonlamış. Telemakro timelapse özelliği gelmiş. İçerik üretmede kendinizle yarışabilirsiniz dedi. Doğru, çok doğru. Bu telefonu satın aldıktan sonra bu modlar sayesinde gerçekten eğer mesela insanlar yaratmayı seviyor. Böyle bir kare bulduğu zaman. Mesela Esa abi, ne sende Mi Note 10 Lite var. Bir geniş açılı kamerayla bir köpek fotoğrafı çekmiş. Köpeğin burnu 10 metre falan. Farklı içerikler yaratabilirsiniz. Sıradaki durağımız ekran dedi. Biraz da ekrandan bahsedelim dedi ve Redmi Note 10 serisinde ilkle şu anda karşılaşacağız. Eğer diyor AMOLED ekranı tahmin ettiyseniz evet doğru tahmin ettiniz dedi ve AMOLED ekranla beraber derin renkler, daha parlak bir ekrana sahip olacağız dedi. Ama bununla beraber durmadık dedi. Ve şu anda 120 Hz yenileme geldi arkadaşlar. O telefonlarda, Samsung S20 FE'lerde, işte farklı modellerde, amiral gemilerindeki o konuştuğumuz 120 Hz dediğimiz aynen bu özellik. Bakın soldaki 60 Hz, sağdaki 120 ki biz bunu incelemelerde sizlere kanıtlayıp videolarla gösteriyoruz. Bu özellik artık uygun fiyatlı telefonlara da geldi. Redmi Note 10 serisindeki en hızlı dokunma örneğiyle karşınızda izliyor ve saniyede 240 Hz. Dokunur dokunmaz ekran sizin ne yapmak istediğinizi anlayacak. Günlük kullanımımızda bunlar oldukça işe yarayacak özellikler diyor.
6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz'in RAM hızına sahip bir AMOLED panel ekran. Küçük bir orada çentiğimiz var bakın. 2.96 milim. 3 milim ya. And noticeably smaller than this competitor too. But that big beautiful display doesn't do much good if you can't use it for long periods of time. Ekranla beraber harika vakitler geçirebilirsiniz diyor. Redmi Note 10 serisinde ekranın mavi olması, yani göz korumayla alakalı bir sertifika var. Bu sertifika ile beraber gözünüze mavi ışık daha az verildiği için gözünüz daha az yoruluyor ve beyinde şöyle bir mod var, olay var. Ne kadar mavi ışığa maruz kalırsanız beyin o kadar uyumamak için direniyor. Çünkü hala gündüz olduğunu düşünüyor. Ve siz gecenin 12'sinde telefona bakarken mavi ışığa maruz kalıyorsunuz. Bunu önüne geçiriyor. Okuma modundan bahsedildi. Aynı mantıkla çalışıyor ve telefonun 360 derecelik etrafında ışık sensörü varmış. Bu da ekranın yönetilmesinde bizlere yardımcı olacak. Genel olarak ekrana baktığımız zaman şöyle bir ekran resmi alıyorum. DCI-P3 renk gamutunun, yani HDR 10'un ikisini beraber destekleyebiliyor. 120 Hz'lik, ki bu iyi bir rakam. AMOLED ekran var. 90 olabilirdi ama değil. Redmi Note 10 Pro'nun ekranı 6.67 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip ve gördüğünüz gibi yine A71'e. Abi öldürdün. Bu arada bir şey merak ettim. Samsung Galaxy A71 ne kadar? Dur önce bir doların fiyatı arttım ona bir bakalım. 7.45 olmuş, artmış. Galaxy A71 ne kadar? Hemen hepsi burada girip bakıyorum. 3600 lira. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar karşılaştırma yaptıklarına göre fiyatların arasında gerçekten ciddi bir fark olacak. Ve bu farkın ülkemizde de olmasını bekliyorum. Tabii ki de çok iyi bir tasarımla karşınızdayız dedi ve orta seviyedeki geçmişteki tasarımları gösterdik. Yeni özellikler geliyor. Redmi Note 10 Pro comes in this gorgeous gradient bronze. Bronz renkle geliyoruz dedi. Gri renkle geliyoruz dedi ve mavi renkte geliyorlarmış. Let's take a closer look at the design. First and foremost, you'll notice the tasarımı beğendiniz mi? Specifically the 108 megapixel main camera. Bence gayet güzel ya. Zafer. Dazzling infinity rainbow highlight that stands out from the rest. Just look. 3 milim ne kadar ki ya? Bayağı küçük abi. Değil mi? Tabii. Bu arada şöyle söyleyeyim. Yumuşak bitişler diyor. Yani düz, dümdüz geliyor telefonun arkası ve yumuşak bir şekilde bitiyor diyor. Ve arkası mat bir ekran olacak. Ekran diyorum pardon. Tasarıma sahip olacak ve cam. Çok iyi ağır ya. Tasarımı çok sevdim. iPhone'da da böyle tasarım vardı ya. iPhone 11 Pro'larda, Pro Max'lerde. Geçen yıldı galiba. Çok seviyorum bu tasarımı. Mat tasarıma bayılıyorum. Parmak izi çok önemli. Yani iPhone'unuz varsa, yüzünde böyle maske varsa abi hayda tanıt da babam tanıt, tanıt da babam tanıt. Vallahi benim bir live elinde telefona seslenesim geliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile çok seksi ve güçlü olduğunu diyor. Güçlü seksidir dedi. Ve bronz renge bakıyoruz şu anda. Parmak izi sensörü nerede cevaplayın demiş Nahit. Nerede? Gördün mü? Parmak izi sensörü. Yanda. Yanda. Bunlar içinde telefon var mı ya? Boş kutu mu koyduk? Bu boş abi. Kim aldı? Bak bu dolu. Neymiş bu Redmi Note 9S? Aa evet. Bu renk de güzelmiş. Ben maviyim ya. Maviciyim yani. Bakın burada da mesela Redmi Note 9 Pro var şu an elimde. Boundary challenging performance. Snapdragon 732G geldi. Belki insanlar buna kızabilir. Daha iyi bir işlemci hak ediyorduk diye onlar olabilir ama yani bu kadar özelliğin uygun fiyatlı bir şekilde tutulması için maalesef işlemcinin bu böyle gelmesi gerekiyordu. Blue renk mük yazmışlar. Bence de mük. Batuhan yazmış.
Verimlilikten bahsediyor ve Snapdragon 732G'nin 291 bin puan aldığından bahsediyor. Ben hemen şöyle bir tablo açmak istiyorum önüme ve bu tabloda Snapdragon 732G işlemcisini kullanan modellere yakından bakmak istiyorum. Şöyle bir açayım hemen önüme. Bir kere Poco X3 zaten bu işlemciyi kullanıyordu. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Redmi Note 9 Pro ile Poco'nun karşılaştırmasını yaptık, hatırlıyor musun? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer Redmi Note 9 Pro ile Poco X3'ün arasındaki, pardon, Redmi Note 9 Pro ile Redmi Note 10 Pro arasındaki performans farkını merak ediyorsanız, Redmi Note 9 Pro vs. Xiaomi Poco X3 modeline göz atabilirsiniz. Abi bu cümleyi kullanırken beynim %100'ünü kullandım. UFS 2.1 ile geliyor ve depolama biriminin %100 daha da hızlı hareket ettiğinden bahsediyor. Pardon, 2.2. 33 watt gücünde hızlı bir şekilde şarj oluyor diyor ve kutuda gelecek diyor. Bu güzel bir detay. 5020 mAh büyüklüğünde bir bataryamız var. 12 saatten fazla oyun oynayabilirsin. 23 saatten fazla video çekip izleyebilirsin. 27 saat boyunca kitap okuyabilirsin. Ve 30 dakika içerisinde %59'luk bir şarja ulaşabilirsin diyor. Gerçekten iyi. Bu Redmi Note 10 Pro'nun işlemcisini kullanan telefonları merak ediyorsanız zaten bir Poco X3 ile Redmi Note 10 Pro varmış. Güzel. Çok güzel. Biraz da deneyimden konuşalım dedi. Kameradaki OIS'ten bahsediyor şu anda. Sizlerin içeriklerini üretirken diyor daha iyi olacak diyor. NFC'nin manasını soranlar için de Android 11 ve MIUI 12 ile geliyor. Good game. Güzel. En güncel işletim sistemleriyle karşımıza çıkacak. Ses konusunda da sınırlarımızı açtık diyor ve çift hoparlör var diyor. Ya bir şey söyleyeyim, biz geçtiğimiz yıllarda Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro'lara bakarken ya keşke bu da olsaydı, keşke bu da olsaydı diyorduk ve yıl 2021 oldu. Artık olsaydı dediğimiz özellikler, 120 Hz'den tutun da çift hoparlöre her şey var ve tabii ki 3.5 mm girişi de geldi. Bu arada arada sırada susuyorum arkadaşlar. Biraz boğazım ağrıyor. Affınıza sığınacağım. 654 kişi izliyor. Herkese de teşekkür ederim. Var be. Hemen şunun da bir... Bakalım. Voyager diyor, yani gezgin manasında geliyor ve bu da şunu çıkarabilirsiniz. Kamerayı alın, istediğiniz her yeri fotoğraflayın. Çok iyi ya. 108 megapiksel çözümdeki kamerayla her yeri fotoğraflayabilirsiniz diyor. Ekran çok iyi diyor. Ekranda ulaşabilirsiniz diyor. Çok yumuşak bir deneyim sunacak size diyor. İşlemcinin de şu anda özelliklerinden bahsediyor. Yani telefonu genel olarak özetliyor arkadaşlar şu an İngilizce. Bir kere daha bakalım dedi. Burada müzikten telif yiyebiliyoruz. Arkadaşlar biz müzikten telif yemekten korkuyoruz. O yüzden müziği kısalım diye konuştuk aramızda. Bazen bazı markalar çok ciddi telif atabiliyor. Müzik güzelmiş bu arada, kısmasa mıydık? Sadece ekran iyi, bitti demiş. Yo, ekran iyi de. Ya yani güzel işte. Yüzümer ekran iyi bu arada ya. Diğer modeller özellikle nerede demiş, gelecek. Telefonu bir yorumlayın. Ekrana verelim yorumunuzu isminizle beraber. Hemen yorumlayalım telefonu sizlerle. Güzelmiş bak. Çift kamerayla yaratıcılık buraya geliyor işte. Ve 33 watt şarj. Muhammed Mustafa Batı Bey'i. Ben seni çok iyi tanıyorum ya. Nereden? Ekran iyi. Kaç lira demiş. Fiyat daha gelmedi. Note 10S nerede?
Daha gelmedi. Onlar da gelecek. Ama ben size söyleyeyim, arada çok büyük farklı olmayacak. Xiaomi. Tamam. Ve şimdi sizlerle beraber herkesin merak ettiği yerlere gelebiliriz arkadaşlar. Karşılaştırmalar yaptık diyor farklı modellerle beraber diyor ve sabahtan beri tüm özelliklerini kötülükledikleri o ne ya konuşamadım. A71'in ahı tuttu arkadaşlar. A71 469 lirayken ben sana iyi bir kamera, iyi bir ekran sunuyorum diyor. 64 megapikselli hatırlayanlar var mı dedi. Artık işlemci her şeyin daha iyi olduğundan bahsediyor abi. Kısaca bana fiyatı söyle. Daha büyük bataryamız var diyor. Şarj daha iyi, kamera daha iyi, her şey daha iyi. Aynen böyle anlatıyor. Fiyat geliyor fiyat. 279 dolar. Başlangıç fiyatı var. 279 dolar kaç lira? Hemen hesaplıyoruz. 2000 lira. Redmi Note 10 Pro 299 dolardan başlıyor. Ve gördüğünüz gibi 329 dolarlara kadar çıkıyoruz. İşte bu. Abi arada fark var ya. Bu telefon ben size diyeyim. Şunun hemen bir ekran resmini alayım fiyatları. Çok iyi. 279. Daha fazla bir iki sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz diyor. Ve AliExpress üzerinden 8 Mart'ta AliExpress'te ya keşke AliExpress'ten telefon alabilseydik. Mart ayında gördüğünüz buralardan telefonu satın alabileceksiniz diyor. Kendinizle yarışmanın bir yolu daha var diyor. Redmi Note 10 ve Redmi Note 10 S'i de gördük. Redmi Note 10 S'de 64 megapiksellik bir maceracı var diyor. Redmi Note 10'da ise AMOLED bir kaşif. Nasıl söyleyeyim? Kaşif. Kaşif. Geziyor yerleri. Daha fazla macera, daha fazla deneyim istiyorsanız diyor. Redmi Note 10 S'in benzer deneyimleri sunduğundan bahsediliyor şu anda. Bu arada Yiğitcan Polat bana arkadan bir brief verdi. Turkcell de varmış kariyerler arasında. Yani Turkcell'de satışa başlayacakmış Mart ayında. Çok güzel. Resmi satıcı olarak. Ya Vodafone Türkiye'yi bilmiyorum da Turkcell Türkiye'de var. Redmi Note 10 ile Redmi Note 10 S'in benzerliklerinden şu anda bahsediliyor. Parmak izi sensörünün yenilendiğinden bahsediliyor. Yeni bir mimari varmış. Kameralara bakıyoruz. Aynı kamera quad, aynı dörtlü kamera sistemini kullanıyorum şu Redmi Note 10 ile Redmi Teker teker sayıyor. Derinlik kamerası, makro kamerası, farklı farklı kameraları sayıp aynı diyor. Evet, gece modu da var diyor. Slow motion da var diyor. Vallahi bizi şu an çok mutlu ediyor ablamız. Şu fotoğraflara bir bakın diyor. Pro modunda çekildi diyor. Keskin detaylar, çok iyi renkler. Şimdi biraz da şeyden konuşalım diyor. Şarjda kutudan çıkacak diyor. Yorumlar nasıl? Vergilerle 3000-4000 arası dedi. İşlemci yüzlü diyen var. Ya işlemci yüzlü de öyle deme ya. Ama yine özelliklerin tamamen aynı olduğundan bahsediyor. Ekrandan konuşalım diyor.
Bee'nin telefonu aynı. Aradaki fark nereden çıkacak merak ettim. Ne yaptınız mesela? Redmi Note 10 and Redmi Note 10S. Yine aynı özellikler. Bu şey değil mi ya? Boş sınav kağıdını doldurmaya çalışmak. Yani lansman öyle. Her şeyin teker teker aynı olduğunu söylüyor. Telefonlar değil de. Telefonlara bir fark kesinlikle var. AMOLED is here. And same as the Redmi Note 10 Pro. AMOLED, Redmi Note 10 and Redmi Note 10S are both SGS for comfort. Alınca para veriyoruz üstüne falan diyorlarmış. Yusuf Sevinç Furkan'a böyle el sallamış emojilerle. Furkan benim. İşlemci dışında güzel. Abi zaten işlem en önemlisi değil mi ya? Şimdi biraz... Nasıl seçeceksiniz kendi yarışınızı diyor. Üç farklı, arada büyük bir fark var diyor. Ana kamera ve işlemci ve renkler arasında fark var diyor. Redmi Note 10 ile başlıyor şu anda. Redmi Note 10 48 megapiksel çözünürlükteki bir kamerayla geliyormuş. Sen 48'e okey misin? Ya ben 2 yıl önce 48 megapiksel kamerayı biliyordum da yani hani ne ara bu kadar o kadar da önemsedik. 2000 lira fiyat verecek kadar 108 megapiksele. Snapdragon 678 var evet yani Redmi Note 10 Pro'ya göre performans biraz daha düşük olacak ama şöyle söyleyeyim kötü değil. Bir kardeşinizi aldığınızda kuzeninizi sen mesela yeğenini alsan mutlu olur yani o işlemciyle. Şu an Türkiye'de yaşıyoruz şu anda. Dolar ne kadar olmuş? 7.43 olmuş. Düşmüş be. Redmi Note 10 ile beraber gezebilirsiniz, karıştırabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz diyor. Güzel. Ve renklerden bahsediyor şu anda. Göl grisi. Değil mi? Lake Göl demek de. A phone that will take good snaps with ease. Handle your everyday gaming, multitasking needs, or if you just have to have. Şu anda aradaki farklardan bahsediyor hala. Redmi Note 9 199 dolardan gelmiş. Redmi Note 10'u kaçtan veremiyor? Arada gerçekten farklar var. Ah, kaçırdım şeyi. Çok iyi ya. Hadi gelsin fiyat. Ben hemen yazacağım. Hangi telefonu bulmuşlar bu sefer? Evet, mantıklı. Bu 179. 199'muş. 199 dolar kaç para ediyor? 1400 lira. Hmm. Ben size Türkiye'deki vergileri hesaplamanın yolunu söyleyeyim. 1500 lirayı 1.1 ile çarpıp çıkan sonucu 1.5 ile çarpıp çıkan sonucu 1.18 ile çarpacaksın. Ben gruba atıyorum. Bir hesaplasınız onun 1500 lirayı. Evet, Redmi Note 10'u... Perfect daily driver for the casual gamer or photographer. Yok öyle değil. Şey yapacaksın. 1500 lirayı çarpacaksın. Redmi Note 10'un şu anda özelliklerinden bahsediyor. Sosyal medyaya girebilirsiniz diyor ve Redmi Note 10 da yine Mart 8'de ve sadece AliExpress'te çıkacakmış diyor. Evet, Türkiye'de bu telefon eğer global fiyatıyla satışa çıkarsa tam iki katı fiyatına ulaşıyor. 1500 dolarlık, 199 dolarlık telefon 3000 liraya geliyor Redmi Note 10 serisi. Xiaomi'nin burada kendini fiyatını kısmasını gerekiyor. Turkcell var mı orada? Göremedim. Neyse. Redmi Note 10S'te 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Redmi Note 10S is a great option for more serious photographers.
Redmi Note 10S birçok fotoğrafçı için çok farklı bir seçenek olacak diyor. Daha hızlı oyun oynayabileceğiniz bir telefon diyor. Grafik biriminin 900 MHz hızına kadar çıkabildiğini söylüyor. Yeni bir performansa sahip olduğundan bahsediyor. Arkadaşlar bir ricam var. Bu detaylar anlatılırken şu anda 665 kişi izliyor. Lütfen bu kadar emek gösteriyorum. Hasta hasta sizlere boğazımla konuşmaya çalışıyorum. Bir beğeni butonuna basalım. Herkes bir bassın. Sonra tekrar bakacağım beğeni kaça çıkmış. Şu anda 356. Hemen aşağıda. Hemen. Abone de olursan vallahi güzel olur. Renklerden bahsediyor şu anda. Redmi Note 10S'in şu anda özelliklerini görebiliyoruz. Ben ekran kaydını aldım. Bu da Hakkı abiden kalan bir alışkanlık bana. Redmi Note 10S diyor çok büyük bir adım diyor. AMOLED ekran, 64 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera. Çift mikrofon. Birçok detaydan bahsetti ve bu sefer de A51 ile karşılaştırıyor. A51'in ülkemizdeki fiyatı da 3400 lira civarlarında olması gerekiyor. A51 burada vurmaya devam ediyor. Daha hızlı her şekilde diyor. A51 burada Türkiye'de 3200 liraya satılıyormuş. Onu söyleyeyim. Bu arada bu sefer Türk Telekom da var. Çok güzel. $229'dan başlayacak diyor. Hemen $229 kaç lira olduğunu bir bakalım. 1700 lira. 1700 liralık bir telefonun vergisini hesaplayabilir misin sana zahmet? Eğer nasıl hesapladığımızı merak eden varsa fiyatı önce 1.1 ile çarpıp sonra 1.5 ile çarpıp sonra 1.8 ile çarpıyoruz. Peki bunlar neler? TRT bandrol vergisi, KDV, ÖTV ve bandrolün de KDV'sini, KDV ile bandrolün de ÖTV'sini alıyoruz arkadaşlar. Burada farklı depolama alanlarına sahip telefonların 3300. Yani Xiaomi'nin kendinden bayağı fiyat kısması gerekecek Türkiye'de satış için. Sosyal medya hesaplarımızda yakında daha fazla bilgiye sahip olabileceksiniz dedi. Ya o 4 cümle söylüyor, ben 16 cümlede söylüyorum onun söylediği şeyi ya. İngilizce ne kadar kısa bir dil. Evet, bakalım kaç kişi beğenmiş canlı yayınımızı. Bir şey söyleyeyim mi? 640 kişi izliyor. Beğeni sayısı 600 abi. Çok teşekkür ederim. Şarj aletini almak isterseniz de üzerinde hem Type A hem de Type-C olan şarj aletini $17'dan alabilirsiniz diyor. Türkiye'deki fiyatı büyük ihtimalle 150 liraya kadar çıkar. İyi yani. The Redmi Note 10 series wouldn't truly be boundary challenging without challenging the boundaries of connectivity. Let me pass things over to Emery. Emery? Şimdi farklı detaylar göreceğiz. Thanks Abby. Hey everyone, Emery here. I'm super excited to be challenging the boundaries of connectivity with you today. Bugün bize Redmi Note 10'un 5G özelliğinden bahsedecek. Redmi Note 10 5G is a performance-driven phone designed to challenge speed barriers. As such, it's fast, fast, fast. How fast? Ne kadar hızlı dedi? Şimdi onu söyleyecek bize. Şu anda 5G'yi farklı modellerle karşılaştıracak. Ekrem Nat Tarkay, sonuncu da 4065 trafik hacim demiş. 5G ile alakalı detaylardan bahsediyor. Artık yani 5G çok bekleyen var mı? Yorumlara bir yazarsa. Bu sadece 5G'dir diyor. Şu anda MediaTek'in özelliklerinden bahsediliyor. This lets you pack more transistors and components onto the chip, allowing your phone to do more calculations without getting too hot and slowing down. The 7 nanometer process offers 20%. Tamam, bu bağlantı kısımlarındaki teknik detaylar yani %20 daha hızlı falan diyor ama şimdi ben burada bir 4G speed test yapacağım. 30 megabit çıkacak, hepimizin morali bozulacak.
5G olanı Türkiye'ye gelmez zaten diyenler var. Yok, gelir. Redmi Note 10 5G is ready to challenge the boundaries of gaming performance. Redmi bu özelliklerin PUBG'de daha hızlı bir şekilde oyun oynayabileceğinizden bahsediyor. Chicken dinner'ın bir mantığı var mı ya? Yok değil mi? Benim bildiğim yok. Chicken dinner'ın bir mantığı var mı? Ben de bilmiyorum. Yorumlara bakalım. Biraz yorum alabiliriz sol alt tarafa. Remember, UFS 2.2 with Right Booster is 100% faster than the UFS 2.1 found in many competitor devices. It's like I said, Redmi Note 10 5G is fast, fast, fast with fast 5G support. Hemen arkadaşlarıma bir şey ileteceğim. The fast and powerful Dimensity 700 processor with a flagship level 7 nanometer process and 100% faster UFS 2.2. Evet, yorumlara bakıyoruz. Şu anda Winner Chicken, oha PUBG sponsor diyenler var. Yani Xiaomi PUBG'nin sen sponsor olmasından doğal daha ne var? Hala Samsung vurmaya devam ediyorlar. Şu yorum alalım. Geçtiğimiz yılda, 2020 yılında İngiltere'de, çok gelişmiş bir ülke olarak görülen İngiltere'de ki ben de öyle görüyorum. 5G'nin radyasyon yaydığına dair, 5G'nin korona yaydığına dair söylentiler yüzünden baz istasyonlarının taşladılar. Yani taşlama hep vardı tarihte de bu seferki yeni nesil bir taşlama. Ne zaman gelir Türkiye'ye? Mart ayının sonu ben size söyleyeyim. Ama pahalı. Yani kime pahalı, neye göre pahalı. Redmi Note 10 kutu açılışı ne zaman gelir? Ben size diyeyim Mart'ın 20-30'una doğru. Çok da bir şey kalmamış. 20 gün var. 2-3 hafta. Türkiye fiyatı şu anda belli değil. 90 Hz is already hard to find in this segment, much less with advanced Mi 11 Note olacak mı? Bakacağız. Şu anda hani bir tek bu telefonu tanıtıyor. Başka bir telefon karşıma çıkacağını düşünmüyorum ben. Böyle şaşırtacak isimde ya da farklı bir modelle. K40 mı Redmi Note 10 mu? Karşılaştırmak gerekiyor. Abi Muhammed Mustafa'yı nereden tanıyorum biliyor musun? Nebati Bey 44 desem. Adam bir takım elbise giyer. Dedemin kazağını giymiş diyen var. Enes ya. Oba yazan var. Arkadaşlar. You may think that with 5G and a 90 Hz display, Redmi Note 10 5G's battery life will suffer. Never fear. The massive 5000 milliamp hour battery, adaptive bir şey kaçırdım ben ama. And advanced 7 nanometer process all work to ensure you still get more than 2 full days of moderate use. Doğru mu sence? Yani Mi Note 10'dan kullanıyorum. 2 gün oldu mu? Değil mi? Düştü, nasıl hissettin? Eskiye göre daha mı az? Şu an Redmi Note 10 5G'den bahsediyoruz bu arada, onu söyleyeyim. Farklı bir model bu. Kablosuz uçlardan bahsetmiyorlar, büyük ihtimalle yok. Mi 11 Lite Türkiye'ye gelir mi? Challenging the boundaries of connectivity also means challenging the boundaries of 5G capable price and value. First, let's recap. Boğazdan gelen su sesi. Boğazım çok ağrıyor gerçekten. Yoksa sizi bu sesin maruz bırakmazdım yani. 570 kişiye. Furkan abi, Reading Mode 3.0 ne? Şöyle, siz telefonla okumaya başladığınız zaman gözünüzün yorulmaması için ayarlar değiştirilebiliyor. İşte bu ekran parlaklığının azaltılması, mavi ışığın azaltılması, İşte çözünürlüğün değiştirmesi gibi farklı detaylar olabilir. Herkes geçmiş olsun yazıyor. Teşekkür ederim. Redmi Note 10 5G'nin özelliklerini görmüş olduk ama bizim ülkede o kadar da... Ve fiyat geliyor. Redmi Note 10 5G'nin fiyatı geliyor. Ve fiyat... Hemen hesaplama. Redmi Note 10 5G will be available from a recommended retail price of just $199 for the 4 and 99 Double your internal storage for just $30 more,
Hemen hesabıyla hesaplamayı yapıyor. 199 çarpı 7.3. Dolar 7.3 oldu, böyle düştü hesabı. Takip et biraz ya. Bakayım dolar ne kadar olmuş. 7.44 olmuş. 2800 lira bu arada. Telefonun vergiler dahil fiyatı. Bu da bizim hesaplamamız. Xiaomi ne düşünür bilemiyorum. One more time for the people in the back. Redmi Note 10 5G features powerful performance from a MediaTek Dimensity 700. Çok satar Türkiye'de bence demiş. Ekmek peynir gibi satar mı? Satar. Vallahi satar. Hiç para etmez. Note 10 5G RAM az diye var. Abi bir şey diyeceğim yani 4 GB RAM'i niye küçümsüyorsun ki? Telefon 199 dolar yani. New York'ta gidip bir garsonluk yapsan 15 dolar kazanıyorsun. 10 saat çalışsan, bak bir günde 10 saat çalışsan 150 dolar kazanıyorsun. Tamam mı? Yani. Bir gün, bir buçuk gün boyunca çalışıp satın alabileceğin bir telefon bu. Ama genel olarak herkes RAM'e takmış. Türk Telekom'u ben de gördüm bak Turkcell'le beraber. Wow. Şu fiyatları ben bir ekran resmi almak istiyorum. Redmi Note 10 199 dolardan, Redmi Note 10 S 229 dolardan ve Redmi Note 10 Pro 279 dolardan 5G'de 199 dolardan başlıyor. Şu anda bir etkinlikten bahsediyorlar. Ya adam dedi ya dediğimi kazandım kim işte, ben ona takıldım ya. Diğer hanımefendi kot tişört geçmiş zaten. Galiba müzik çalacak. Ve arkadaşlar müziği maalesef kapatmak zorundayız çünkü müzikten dolayı telif yiyoruz. Evet, bu sefer de kendileri söylüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere dedi. Ve yukarıdaki ofis grubunda şu an bana bir mesaj attılar. Arkadaşlar, Deniz Abadan demiş ki, Furki şarkı söyler misin? Söyleyeyim mi? Hesabi. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Şu an Redmi Note 10 Pro'nun unboxing'ini yapıyoruz. Telefon çıkıyor. Adaptör, kılıf. Çok iyi. Çok heyecanlı ya. Gerçekten çok heyecanlı. Peki biz yayını yavaş yavaş kapatalım. Çünkü çalışmaya devam edeceğiz. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Bu olayı özetleyen bir video tabii ki sizlerin karşısına çıkartacağız. Ben bizi izleyen, yani yayın bitmesine rağmen karşı tarafın hala bizi izleyen 500 kişiye gerçekten çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir fotoğrafını çekmek istiyorum şu olayın. Gerçekten bu yenilir yutulur bir şey değil. 15 bin abonemiz var ama 500 kişi bizi izliyor. Çok teşekkür ediyorum diyor ve telefonları görmenin heyecanıyla, bunların hepsini bir videoya dökmenin heyecanıyla aranızdan ayrılıyorum. Yorumları lütfen canlı yayının altına yazın. Başka videoda görüşmek üzere. Başka bir canlı yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.